Değerli izleyenlerim, bugünkü programda Yecüc Mecüc kimlerdir? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden söz eder. Bunlardan bir tanesi de Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. Yecüc Mecüc bunlar Kur'an-ı Kerim'de iki kabile ismi olarak geçmekte. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir tanesi Kehf suresi ve bu Kehf suresinde anlatılan olaylardan bir tanesi Zülkarneyn'in kıssası. Zülkarneyn bir dünya fatihi, adil bir hükümdar, belki de peygamber. Ama peygamber olup olmadığını tam da bilemiyoruz. Bu konuda bir kesinlik yok. İşte Zülkarneyn dünyanın doğusuna, batısına, her tarafına gidiyor ve gitmiş olduğu yerlerde adaleti tesis etmeye çalışıyor. Doğuya yapmış olduğu bir seyahatte bakıyor ki orada mazlum, zulüm altında inleyen bir kısım insanlar var. Bunlar Zülkarneyn'e gelip diyorlar ki: Ya Zülkarneyn, ey Zülkarneyn, inne Yecüc ve Mecüc mufsidune fil art. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapan kimseler. Fehel nec'al leke harcan ala en tec'ale beynena ve beynehum sedde. Yani biz sana bir haraç verelim. Sana maddi yönden biz verebileceklerimizi verelim ve sen de bizimle onlar arasında bir set meydana getir. Onların ülkemizi istila etmesine engel ol. Zülkarneyn de diyor ki: benim sizin vereceğiniz haraca ihtiyacım yok ama sizlere yardımcı olacağım. Siz bana demir getirin diyor. Ve bu Yecüc ve Mecüc kabileleri bir dağı aşarak geliyorlarmış. O taraftan geliyorlar ve etrafı yakıp yıkıyorlar, kasıp kavuruyorlar. Zülkarneyn onların gelebileceği yere o geçmiş oldukları geçide demirleri yığdırıyor ve orada ateş yaktırıyor, demirleri eritiyor ve böylece artık o dağ aşılmaz bir hal alıyor. Acaba bu Çin Seddi midir? Tam da bilemiyoruz. Böyle diyenler olmuş. Başka şeyler de olabilir. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir açıklama söz konusu değil. İşte Yecüc ve Mecüc bu münasebetle Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Yecüc ve Mecüc'ün en önemli belirgin özelliği bunların anarşist olmaları, ortalığı karıştırmaları, ortalığı talana vermeleri, çapulcu birer kavim olmaları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ve Mecüc çıkacak derken tarihteki Yecüc ve Mecüc'ü herhalde kastetmiyor. Onlar tekrar çıkacak değil. Onlar bir zamanlar ortalığı kasıp kavurmuşlar. O tarihi bir olay. Ama ahir zamanda bunlar tekrar çıkacak. Yani tekrar ortalığı kasıp kavuracak kavimler ortaya çıkacak ve bunlar ortalığı gerçekten karıştıracaklar. Biz Kur'an-ı Kerim'den şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz. Kıyamet çok da uzak değil. Kur'an-ı Kerim'de iktarabetis sa'a ve enşakkal gamer buyuruluyor. Yani kıyamet yaklaştı, ay inşikak etti, bölündü. Kur'an-ı Kerim kıyametin yakın olduğunu ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim geleli 1400 küsur yıl geçmiştir. Hala kıyamet kopmamıştır. Neden? Çünkü dünyanın ömrü epey bir ömürdür. Dünyanın o uzun ömrü içinde 1400 sene kısa bir dönem sayılır. Dolayısıyla kıyamet yine gerçekten yakındır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığın ömrünü bir güne benzetiyor. Kendi gelişini ikindiden sonraki vakit olarak anlatıyor. Kıyamet de diyor akşam üzeri kopacak. Ve o şekilde kıyametin yakın olduğunu Peygamberimiz de ifade ediyor. Kıyametin alametlerini sayarken benim gelmem bir kıyamet alametidir diyor. Çünkü daha önce başka peygamberler gelmiş. Artık peygamberimiz son peygamber ve ahir zaman peygamberi. Kur'an-ı Kerim'de dönemler 3 dönem halinde ifade ediliyor. Kurunu ula, kurunu musta, kurunu uhra. Kurunu ula ilk devir anlamında. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar olan dönem ilk devir. Hazreti Musa'dan Peygamberimize kadar olan dönem orta devir. Peygamberimizden kıyamet kopuncaya kadar geçecek olan dönem bu da ahir zaman son devir. İşte bizler şu anda
ahir zamanın çocuklarıyız. Son dönemde dünyaya gelmiş insanlarız. Bizim nesiller belki kıyameti görmeyebilir, onu bilemiyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki kıyametin kopması çok da uzak bir olay değil. Çok ilerlerde olacak bir olay değil. Artık kıyamet yakın. Bunun alametlerinden bir tanesi de Ye'cüc ve Me'cüc'ün yeniden ortaya çıkmaları olacak. İşte mesela 20. yüzyılda dünyada iki büyük savaş yaşandı. 60 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda 21. yüzyılın başlarında dünya yine o kadar süt liman değil. Etrafımız ateş çemberi gibi adeta. Ülke dahilinde bir takım yine üzücü olaylar yaşanabiliyor. Dünyanın başka yerlerinde üzücü olaylar, kanlı olaylar yaşanabiliyor. Demek ki ahir zamanda fitne, kargaşa artacak. Ortalıkta Ye'cüc Me'cüc zuhur edecek. Ortalığı karıştıran kimseler olacak, çeteler olacak ve bunlar gerçekten insanlığa çok zarar verecekler. Ben bunu başka bir misalle biraz daha açmak istiyorum. Bazı kitaplarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu ifade ediliyor. Mehdi geldiğinde Ashab-ı Kehf mağaralarından tekrar çıkacaklar. Malum Ashab-ı Kehf bunlar mağaralarında 300 yıl kalmışlar. Bir harika olarak 300 yıl sonrasında diriltilmişler. Eğer bu ifadeyi zahirine göre anlayacak olursak, Mehdi geldiğinde Ashab-ı Kehf tekrar mağaralarından uyanacaklar. Böyle anlaşılabilir. Ama böyle anlamak yerine bunu sembolik bir anlatım olarak değerlendirebiliriz. Yani nasıl ki Ashab-ı Kehf daha önce bir uyandılar, ahir zamanda Mehdi insanları uyandıracak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf anlatılırken innehum fityetun, onlar bir takım delikanlılardı. Âmenu bi rabbihim, Rablerine iman ettiler. Ve zidnâhum hudâ, biz de onların hidayetini artırdık buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Ashab-ı Kehf bir takım delikanlılar. Ahir zamanda Mehdi geldiğinde o da delikanlıları uyandıracak. Gençliği uyandıracak. Ve belki de gençliğin 300 yıldır bir uykusu olacak. O derin gaflet uykusundan Mehdi'nin ikazıyla insanlar uyanacaklar. Burada nasıl ki Ashab-ı Kehf bir sembol olarak kullanılmıştır, Ye'cüc Me'cüc'te de bunların ortalığı karıştırması bir sembol olarak kullanılmıştır. Ve bu şekilde Ye'cüc Me'cüc zuhur edecek. Yani ortalığı karıştıracak kimseler olacak, çeteler olacak. İşte günümüzde her tarafta mafyadan söz ediliyor. Bunlar her tarafı haraca bağlamaya çalışıyor. Ülkemizde de var, başka yerlerde de var. Diğer taraftan bazı devletler başka devletlerde gözü oluyor. Oraları istila etmek istiyor. Bunun neticesinde savaşlar çıkıyor. Ve güçlü kuvvetli olduklarından önlerinde bir engel de olmuyor. Ezip geçiyorlar. Ta karşılarına bir Zülkarneyn çıkıncaya kadar. İşte günümüzde Zülkarneyn manası kötülüklere bir set olma, Ye'cüc Me'cüc'e onların ortalığı kasıp kavurmalarına engel olma, bu anlamda anlaşılabilir. Ya günümüzün de Zülkarneynlere ihtiyacı vardır ve bunlar kötülüklerle, bozguncu insanlarla iyi insanlar arasında set meydana getireceklerdir ve o şekilde insanlar o gibi kötülüklerden emin olabileceklerdir. Belki de işte ahir zamanda Mehdi'nin gelmesini ifade eden hadislere bu noktada bakılabilir. Ye'cüc Me'cüc zuhuru var. Onlara mukabil Mehdi de çıkacak ve onların o kargaşalarına son verilmesine vesile olacak. Bu anlamda değerlendirilebilir. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.